Merhaba. Sizlerle açık inovasyon ve işbirliği yönetimi eğitimini tanıtmak için bir aradayım. Bu eğitimimizi uluslararası referans dokümanı olan ISO 56003-2019 inovasyon yönetiminde işbirliği yönetimi kılavuz standardı eşliğinde sizlere neden işbirliği yapmalısınız konularını anlatacağım. Neden bu eğitimi almalısınız? Tabii ki öncelikle uluslararası referans dokümanlarda inovasyon tanımını nasıl gerçekleştirdik? Nasıl inovasyon tanımını nasıl yaptık? Yenilikçi projelerin değer gerçekleşmesi ne demektir? Bir projeye, bir yönetim tarzına, bir yaklaşıma inovasyon diyebilmemiz için hangi şartlar gereklidir? Bu tanımlar eşliğinde sizlere bunları izah edeceğim. Yenilikçi projelerde neden işbirliğine ihtiyacımız var? Neden bu kadar önemli? Açık inovasyon kavramı çok yaygın bir biçimde bütün dünyada ve ülkemizde kullanılırken startuplarla nasıl işbirliği kurmamız gerektiğini izah edeceğim. Paydaşlarımız kimlerdir? İnovasyon çalışmalarımızı kimlerle birlikte yapmalıyız? Bu sorularınıza cevaplar vereceğim. Üniversiteler, Ar-Ge merkezleri, sivil toplum örgütleri, tedarikçilerimiz, müşterilerimiz neden bizim inovasyon paydaşımızdır? Onlarla neden bu işbirliklerini kurmalıyız? Bu sorularınızın cevabını bulacaksınız. İnovasyon işbirliğinde boşluk analizi nasıl yapılır? Paydaş haritalama nedir? Paydaş analizi nasıl yapılır? Analizlerde hangi teknik ve metotları kullanmalıyız? İşbirliğinde bu geniş ağımızda inovasyon projelerini gerçekleştirirken hem kendimizin hem karşı tarafın fikri haklarını nasıl korumalıyız? Fikri hakları korumak neden bu kadar önemlidir? İşbirliği süreci nasıl başlar, nasıl sürdürülür ve nasıl yönetilir? İşbirliği sürecini başlatırken niyet mektubunu niye kullanmalıyız? Nedir bu niyet mektubu? Bu süreci yönetilebilir bir şekilde hem kendi haklarımızı hem karşı tarafın haklarını sağlıklı bir şekilde koruyarak ilerleyebilmemiz için işbirliğini nasıl yapmalıyız? Bu sözleşmeleri nasıl yazmalıyız? Nelere dikkat etmeliyiz? İşbirliği performansı nasıl yönetilir? Bütün bu süreci tamamladık veya yarıda kestik. Peki işbirliği performansı nedir? Bu alanda uluslararası referans dokümanı olarak ISO başka standart yayınladı mı? Detaylı bir biçimde ISO 56003-2019 yılında yayınlanan işbirliği yönetimi kılavuz standardının içeriği nedir? Neleri kapsar? Adım adım sizlerle bunları paylaşacağım. 8 maddeden oluşan bu standardın her bir maddesi üzerinde detaylı olarak ilerleyerek sizlere az önce sıraladığım bu sorularınızın cevaplarını vereceğim. Hepinizle dersin sonraki aşamalarında görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.